Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2013'te analiz serimize başlıyoruz. Sonunda bilgisayara kavuştuk ve o istediğimiz olan PES 2013 videosunu çekmeye başlıyoruz. Bakalım sizler bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz ama şu anda işte karşımda PES 2013 ekranı. Ne yapacağız? Süper Lig'den bir takım ile Fenerbahçe ile analiz serimizi yapacağız. Normalde buraya kendi takımı yapacaktım ama mod yaptığım için, Süper Lig yaması yaptığım için hiçbir takımın ismini, formasını falan değiştiremiyorum. O yüzden ben de dedim ki artık olan bir takımdan yapalım. Dün anket açmıştım YouTube'da. O da der ki Süper Lig'den bir takım ile yapalım. Onda Fenerbahçe'yi seçiyorum. Fenerbahçe'li yapacağız. Modda yaklaşık 2 ay önceki falan transferler var. İşte ilk imzamızı 60 olacağız böylelikle PES 2013'te analiz serimizde. İsterseniz farklı takımlara da gidebiliriz. Bu sadece açılış mücadelesi olacak. Dinamo Kiev ile hazırlık maçı var. Oo. Bakalım. 75 milyon euro bütçemiz varmış. Zaten bunun büyük ihtimal 30-40'ı şey olacak. Maaş olacak. Mesela bunu göndermeyi unutmuşum. Luis Gustavo'yu transferçisine gönderelim. Daha sonra Yiğit'i transferçisine gönderelim. Burak Dursun, Ferdi Dursun, Samuel Dursun, Pelkas Dursun. Arda Güler'i yapmışlar ama saçını yapmamışlar nedense. Kel bir şekilde duruyor. Berişan'ın da tipi güzel. Arda, şu Arda'yı transferçisine gönderelim. Valencia var. Don Perez'i ben aldım. Joshua King 77. Mesela João Pedro 58 overall gücünde, 18 yaşındaymış. O yüzden 58 overall gücünde galiba. Emre Mor, Buruma, Villanara 64 overall gücünde. Dinamo Kiev'de hazırlık maçımız varmış. Görüşmelerde bakalım hedefler listesinde bizi gelmek isteyen oyuncular listesinde kimler varmış. Mesela bu oyuncular bakın imzalama ihtimalleri çok yüksek. Böyle mesela 1 milyon euroya stoper iyi değil mi? Fatih Karagümrük'ten ama 33 yaşında. Marcelo Solbeck'te bakalım görüşmek yapalım. Transfer görüşmesi başlatalım Marcelo'yla. Daha sonra buradan Geri Rodriguez varmış. Ona gerek yok. 10 yıkırı var. Forvet'e bilmiyorum. Forvet almamıza gerek var mı? Hiç emin değilim. Bir tane defansif ortası alabiliriz. 23 yaşında. 8.5. Bunları bir transfer görüşmesi başlatalım. Şimdi daha sonra bunlar zaten bize oyunu öğretecek. Dinamo Kiev ile hazırlık maçını yapalım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi önemli bir mücadelelerinde Dinamo Kiev ile sıkıntılı anlar yaşamıştık. Bir maç yapalım. Gidelim Dinamo Kiev ile. Neredeyiz? Ukrayna'dayız galiba. Hazırlık maçı biliyoruz ama bizim için önemli bir maç. Antrenman maçında Etihad Stadyum'da İngiltere'deyiz. Direkt antrenman maçı olduğundan fazla önemi yok. Geniş müziği. Ve maç başladı. Haydi bakalım. Giriş animasyonu olmadığından öyle oldu gençler. Giriş animasyonu olsaydı Serant şut pozisyonunda Valencia'ya doğru keşke şut vursak. Keşke şut vursaydık. Nazım Sangare hem nasıl oynayacağız ona bakacağız. Rossi güzel düşündü. Sonuç çıkmadı. Olmadı. Yandan dışarı çıktı. Pres yaparak topu kazanması ve yüzünün kaleye dönmesi zaten başlı başına alkışı hak eden bir hareket. Haklısınız hocam. Spiker bu arada açık. İsterseniz kapatırız spikeri. Artık onu diğer videoda bir şeyler düşünürüz. Luan Perez. Keşke gündüz maçı olmasaydı. King. Joshua King. Joshua King açtı ortasını. Valencia olmadı. Yazıyor ki yorumlar FIFA gelecek mi? FIFA gelecek mi?
Arkadaşlar FIFA 22 şu an 600 lira. FIFA 23 şu an 800 lira. Crackleri de yok bunların. Crackleri olsa tamam crack diyeceğim. Ha internette var mı var ama onlar da gerçek crack değil arkadaşlar. Bilgisayara virüs girmesini hiç istemiyorum. Yine yandan dışarıda. Niye yandan dışarıda? FIFA işi şu anda sıkıntı. Neden? Çünkü dediğim gibi çok pahalı. İnternette crackleri var diyorlar. Ama o crackleri ben güvenmiyorum. Güvendiğim sitelerde değil. Farklı farklı sitelerde var. Forvet'te çok az olacağız. Nazım. Nazım. Nazım alırsın. Kaleci çıktı aldı. Nazım Sangare gidiyor. İçeride çok az kişiyiz ya. Hiç yok desek yeridir. Pelkas. Antrenman maçı fazla sevinmeye gerek yok. Bunlar oyun kendi müzikleri. Ben eklemiyorum bunları. Gol müzikleri. Antrenman maçı olduğundan fazla önemi yok gibi geliyor da. Zaten Dinamo Kiev ile yaptığımız için antrenman maçını girdim. Yoksa diğer türlü girmezdim. Direkt Süper Lig'in açılış mücadelesine girerdim. King. King. Valencia. 2-0. Evet. Aynı müzik. 2-0 oldu. Antrenman maçı zaten gençler. Bu arada hangi oyunların gelmesini istediğini yorumlara yazabilirsiniz. Hiçbir oyun fark etmez. Abi sen şu oyunu yap deyin. Yaparım. Hiçbir şey fark etmez dediğim gibi. Güzel bir şut. Yandan dışarıda. Beklenmedik anlarda çok uzaktan sert ve isabetli vuruşları var. Bu kez olmadı ama denemeye devam edecektir. Spikeri şu yüzden açtım. Mesela ben böyle bazen sessiz kalıyorum ya. O sırada spiker konuştuğundan dedim dursun spiker. Allah'ım Valencia. Olmadı. İlk yarı 0-0, 2-0. Ve maç bitti. Hazırlık maçında Dinamo Kiev'i 2-0 kazanıyoruz. 2-0 yeniyoruz. Bakalım ilk maç Medipol Başakşehir'le olacak açılış mücadelesinde. Birkaç oyuncu ile transfer anlaşmasına varmışız. Niyazaç sakatlık geçirmiş. Bakalım. Marcelo 13 istiyor. Trussat 8,5 istiyor. Marcelo'yu bir alalım ya. Marcelo kulübümüze geldi. 61 milyon euro. Bunu biraz daha düşürebilirsek çok güzel olur. Aslında Marsilya'yı düşürebilirdik de. Mesela şunu şöyle bir gelirsen çok güzel olur hocam. Çok güzel olur. Marcelo geldi. Marcelo'nun bir imza törenini izleyelim. Marcelo diyor ki en iyi performansını göstermek için elimden geleni yapacağım her şey diyor. Taraftarlara söz veriyorum diyor ve Marcelo işte İlk defa formayı giydi ve bu pozu verdi. Marcelo geldi. Torsat anlaşmayı varmışız. Güzel güzel. Kaç? 8300 diyor. Tamamdır. 32 oyuncunun üstüne çıkacak diyor. Süper Lig'in ilk açılış mücadelesine gidiyoruz. Başakşehir deplasmanında olacağız. İlk mücadelede ve direkt maçımıza başlıyoruz. Haydi bakalım. Atatürk Olimpiyat Stadında Medipol Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi. Hollanda Ligi'ne
Mesut Özil işte Başakşehir'de. Merhabalar. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Marcelo yeni transfer. Valencia ile yan yana. Burada normalde şey animasyonlar oluyordu. Bien Sports'un animasyonu oluyordu. Bu analikte yok nedense. Anlamadım sebebini. Ve Süper Lig başladı. Her iki takımı da. Alttan müzikte. Burada Pelkas'ı oynatmasam mı ya? Değil mi? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Pelkas yerine Emre Mor'la falan oyuna başlayabiliriz aslında. Marcelo. Rossi'ye doğru. Rossi. King. Bak. King. Güle sesi. Korner. Spiker'i ben var ya. Kısayıma. Bu da her şeye avantajı veriyor. Mesut Özil. Oho bu ne? Bu ne? Olaya bak. Düz koşu yaptı gitti adam. Olaya bak. Don Perez. Pelkas. Valencia. Öyle değil. Salahi alır o topu. Aferin. Rossi. Pelkas bomboş. Oraya değil ama. Keşke Pelkas'ı verseydin. Pelkas bu arada daha gitmedi değil mi? Aynen. Faul'ü biz yapmışız. Faul kullanacaklar. Çok güzel bir pas. Rossi. 1-0 öne geçiyoruz. Süper Lig'in ilk maçında Başakşehir karşısında. Golü atan oyuncu Rossi. Rossi atıyor. Gol müziği bu sefer niye çalmadı? Valencia şimdi. Joshua King. Rossi. Marcelo. Emre'ye. Emre ne yapsın Emre? Emre içeri sıyrıldı. Emre gidiyor. Emre yine son. Bak yine son vuruş. Abi burada sıkıntı var. Emre yine gerçek hayattaki gibi heyecanlandırıyor. Bizi sıyrılıyor. Son vuruşu olmuyor. Gerçek hayatta da böyle Emre var. Geliyor. 81. dakikalarda olmaz. Endi ismi Emre Çolak. Son dakikalarda gol yemeyiz. Vallahi özür geçirecekti. Dakikalar 83. 1-0 öndeyiz ama rahat bir skor değil bu. Şimdi Buruma. Emre'ye doğru. Emre Mor. Olmadı yine. Dakikalar 87. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0 öndeyiz. Rossi nasıl vurdu topa? Topuk mu vurdu? Nasıl vurdu? Ha, direkt sol ayak içi vurmuş. Olmadı. İkinci gol yaklaştı Fenerbahçe. Bekletmeden vurmayı tercih ettik. Pelkas. Rossi alır mı? Emre Mor. Çarpan top artı ilave verilmedi maçın son dakikasının ilave olarak. Ve maç bitti. 1-0 kazanıyoruz. Süper Lig'e 3 puanla başlıyoruz. Galatasaray yenmiş. Beşiktaş 5 gollü bir galibiyet almış.
53 bin paramız var. Şu Giresunspor maçına kadar zaten kendisi geçecek büyük ihtimal. Ondan sonra videonun da sonuna gelelim. Şu anda 50 dakika oldu videonun. Daha bunun editi var. Bir daha işe gideceğim. Giresunspor'a karşı oynayacağız ve o zaman gençler bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Unutmuş olsana.